Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyicilerimiz, bugün güzel bir mekandan, güzel bir beldeden sizlere sesleniyoruz inşallah. Yine üç Saitler bir araya geldik. Sait Özadalı abi, Sait Çalışkan abi ve Sait Yüce. Ve Çam Dağı'ndayız. Katran Ağacı'nın olduğu yer birkaç yüz metre yukarımızda. Burada hakikaten Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1927 yılının bahar aylarında ilk defa bu Çam Dağları'na çıkmış ve 8 senelik Barla sürgününde müteaddit defalar buraya değişik zamanlarda gelmiş. Bazen aylarca kaldığı, bazen haftalarca kaldığı dönemler olmuş. Ve burada Risale-i Nur'ların malumunuz %80'i Barla'da telif ediliyor ve bir kısmı da bu dağlarda telif ediliyor. İçinde bulunduğumuz mekan hemen arkamızda görünen Hoyran Gölü, yani Eğirdir Gölü'nün devamı olan bir yer. Üstad Hazretleri tabii bu mekanda, bu mekanın böyle manevi havası, işte tabiatı, kuşları, geceleri, yıldızları, bir önceki mektup, inşallah üçüncü mektupta da onu okuyacağız. Hem gecesi hem gündüzü bütün kainatın tesbihatını bütün mahlukatla birlikte, bütün nebatatla, hayvanatla birlikte, adeta onlarla birlikte Üstad Hazretleri bu dağlarda onların zikirlerine ortak olmuş, onların bütün tahiyyatlarını bir ibadet halinde Cenab-ı Hakk'a sunarken adeta bütün mahlukatla birlikte, onların tesbihatlarıyla birlikte o Kur'an'ın hakikatlerini yazmış ve bizlere ulaştırmış. Bugün böyle teberrüken Sait abiler 4. mektuptan bir yer okuyalım. İnşallah siz buyurun, başlayın. Biz de parça parça devam edelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 4. mektup. Bismi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum ve ala ihvanikum la siyyema ila ahir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahuş ve huşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem, arzunuz ve çile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır, fakat senden sır saklanmaz şöyle ki. Ehli hakikatin bir kısmı, nasıl ki ismi ve doğuda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ehli hakikatin bir kısmı, nasıl ki ismi ve doğuda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا sırrına mazhardırlar. İkincisi, tarik-i nakşi hakkında denilen ter tarik-i nakşibendi lazım Ahmet çare terk, terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk olan fıkra-i rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der tariki aczimendi lazım Ahmet çare çiz.
fakr-ı mutlak, acz-ı mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz. Sonra senin yazdığın bak kitab-ı kainatın safhay renginine ilahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. O şiirle semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım, bunu tekmil etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazma şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et. İşte birden hatıra gelen şu. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, name-i nuruna hikmet, bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet-i sultanına, birer bürhan-ı nur efşanız. Biz vücud-ı sani'a, hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizat-ı çün melek seyranına, şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerinin fidanlık mezracı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizat-ı kudret teşhir edildiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Tuba hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetiyle takılmış, pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline, birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah nevvar, birer gemi cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halka-i kübrasına mensup, birer meczuplarız biz. El-Baki, Hu-El-Baki, Said Nursi Rahmetullahi Aleyh. Ne kadar güzel bir şiir ya. Allah Allah Said abi. Yani tam da burada böyle manasını böyle hissederek bütün zerratımızla dinle de yıldızları. Değerli izleyiciler, eğer Çamdağ'a gelirseniz bu dördüncü mektuptaki bu güzel şiiri, bir de gece yıldızlar varken burada hiç ışık olmuyor. Bir acayip güzel gözüküyor. Bütün gezegenler. Hatta Said abi şey de Samanyolu da o kadar güzel, böyle hakikaten ışık yolu gibi böyle gözüküyor. Sanki yıldızlar yeryüzüne inmiş gibi ya. Elinizde tutacakmışsınız gibi. Bir de üstad var. Burada bir iki ay kalacağım diye burada yalnız kalıyor. Ya. Yalnız kalıyor. Yani o zamanın imkanları, şartları, yani bir de soğuk şu anda biz, yani Haziran ayındayız ama yani donuyoruz. Donuyoruz. Ondan sonra 2000 metreye yakın bir yerdeyiz yalnız. Bir de yüksek. Ama muazzam güzel de bir havası şimdi var. Şimdi hayalen üstadın o zamanki şeyine dönelim, gidelim. Ya. Tek başına, bu dağ başında. Ve kapalı bir yer yok, bir evin içinde değil, bir baraka bir yok. Bir de bu en yüksek yerde de, en yüksek ağacın da tepesinde, bir yuvada.
Yani ne yer, ne içer, ne yapar? Yağmur yağınca ne yapar? Abi bir şey sormak istiyorum burada da. Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, efendim, bir menzilde insanlardan ve bütün mahlukattan tevahhuş etmiş bir vaziyette, yani bütün eksi şartların olduğu bir noktada, şimdi Üstad Hazretleri burada diyor ki, hasbihal ettim ve sizinle mütesil oldum. Yani bir nevi manen görüştü. Sonra, şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum diyor. Bir sırdır diyor aramızda diyor. Ehli hakkın diyor, hakikatın bir kısım nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami mertebede o ismin cilveleriyle şey oluyorlar, muhatap oluyorlar, mevcudatın pencereleriyle bakıyorlar. İkincisinde de der tariki Nakşibendi. Mevcudatın penceresi. Penceresi. Bakın bunlar dikkat edin, yani bizim kendi nefsimizi eğitmemizde, bunları yaşamamızda aslında hepsi teknik şeyler bunlar, yani güzellikler yani. Ve arkasından da tariki Nakşi hakkında denilen der tariki Nakşibendi lazım Ahmet ya. Terki dünya, terki ukba, terki hesli, terki terk. Şimdi bir tarafta böyle bir terk ediş var. Bir de Üstad Hazretleri'nin gerçekten terk edişi var ama bir başka pencerelerin açılması var. Ya. Bütün kainatın efendim pencereliyle Cenab-ı Hakk'ı kainatın üzerinde okuyor. Yıldızlarda, ağaçlarda, böceklerde, çiçeklerde nasıl bir pencere açılıyor yani? İnsanın nasıl bir terakkisidir ki bu Risale-i Nur bize, Üstad Hazretleri burada bir mesaj veriyor. Arkasından yazılan onu şiir tamamlayan aslında birbiri peşine mektuplar var biliyorsunuz. Evet. Üçüncü mektup, dördüncü mektup, bir altıncı mektup var. Bu da gurbet mektubu. Bu da burada yazılmış. Bu mektubun orijinali üstad yalnız başına kendi el yazısı, böyle bir sabit kalemle orijinali. Mektupları çok özür dilerim. Yani Hulusi abiye gönderiyor. Hulusi evet, abiyle evet, mektuplaşması. Onunla mektuplaşması. Evet. Hakiki varisim olan sen tamamlarsın dedi Hulusi abi yani. Şimdi zaten bu 6. mektupta da okuyalım hakikaten. Onu söylüyor mu? Benim varisim söylüyor olan sen, evet, istersen evet, nazma çevir dediği Hulusi abiye. Tabii Hulusi abi. Tabii. Yani burada da o farklı farklı gurbetler, artık bütün sevenlerinden, akrabalarından, bu altıncı ayrılmış vatanından buraya sürgüne gönderilmiş. Sürgüne gönderilmiş. Bu zor şartlarda. Şimdi yine o demin dediğiniz gibi başka pencereler, alemler açılıyor. Altıncı mektup. Bismi Sübhane ve İmişen İlla Yusebbihu bihamdihi. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykuma ve ala ikhvanukuma ma damel melevan. وتعاقب الأسران وما دام القمران واستقبال الفرقدان. Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar gurbette medarı tesellilerim. Madem Cenab-ı Hak sizleri fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir, elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri ziyade müteessir etmemek için gurbetimdeki firkatimin ziyade elim kısmını tay edip bir kısmını sizlere hikaye edeceğim. Şöyle ki, şu 2-3 aydır pek yalnız kaldım. Bazen 15-20 günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sair vakitlerde yalnızım. Hem 20 güne yakındır dağcılar yakınımda yok, dağıldılar. Değerli izleyiciler, burada Üstad Hazretleri 1920'de 27'de bahar aylarında geldiği zaman Said abi kimse yok. Dağcılar var, bu ormanlarda seyreltme yapıyorlar. İşte çürümüş ağaçları ya da kesilecekleri. Bugün de vardı, gelmişti gördünüz orman memurları. Evet. Onların gözetiminde kesiyorlar. Çok az insan geliyor buraya. Ayda bir tane, bazen çobanlar geliyor. Buraya en yani yakın yerleşik şey ne, köy veya kasaba? Yani mesela kaç Barla kilometre? İşte 4 saat yürüme o zaman. Şimdiki yani yolda 20 kilometre arabayla. Evet. Hep tırmanıyorsun. Yani. Evet. Evet. Şimdi bazen 15-20 günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sair vakitlerde yalnızım. Hem 20 güne yakındır dağcılar yakınımda yok, dağıldılar. İşte gece vakti şu garibane dağlarda sessiz, sedasız, yalnız, ağaçların hazinane hemhemeleri içinde kendimi birbiri içinde 5 muhtelif renkli gurbetlerde gördüm.
Birincisi, ihtiyarlık sırrıyla hemen ekseriyeti mutlaka ile akran ve ahbabım ve akaribimden yalnız ve garip kaldım. Onlar beni bırakıp alemi berzaha gittiklerinden neşet eden hazin bir gurbeti hissettim. İşte şu gurbet içinde ayrı diğer bir daire gurbet açıldı. O da geçen bahar gibi alakadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasıl olan firkatli bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde bir daire gurbet daha açıldı ki vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp yalnız kaldığımdan tevellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve şu gurbetten dahi şu fani misafirhaneden ebedül abad tarafına harekete amade olan ruhumu fevkalade bir gurbette gördüm. Birden fesübhanallah dedim. Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm. Kalbim feryatla dedi. Ya Rab. Bir şey yapalım ya. Buyur. Yani Bediüzzaman Said Nursi eski Said döneminde çifte silahla dolaşan insanlar arasında yani. Şöhretli, şanlı bir adam. Dağ başında yalnız, kimsesiz ve silahsız. Onun için başta ne diyor? İnsten tevahuş, vuhuştan ünsiyet ettim yani. İnsanlar arasındayken silahlı gezen Bediüzzaman eski Said döneminde. Yeni Said döneminde bu dağ başında kimsesiz. Yani kaç bin metre burası yüksekliğinde. Bütün vahşi hayvanların olduğu bir yerde ve silahsız, yalnız ve kimsesiz. Bu nasıl bir güzellik, nasıl bir efendim kainat kardeşlerle bir o kuvvet sırrını yaşamaktır ki bütün o hayvanlar, hayvancıklar, nebatat hepsi ona adeta böyle mehdi o kuvvet gibi bir beş, yani kardeşlik beşiği gibi onu kucaklamışlar ve burada onlardan ünsiyet alıyor. Ya. Onlarla beraber yaşıyor. Bir de gurbeti biraz daha açmak lazım. Gurbet literatürde yani edebiyatta kendi eşinizden, dostunuzdan, memleketinizden bir başka mekana gitmedir. Yani yine orada bir mekan vardır, insanlar vardır, sosyal hayatın imkanları vardır. Sadece işte annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan ya da eşinizden, yakınlarınızdan ayrı yaşamayı efendim gurbet olarak hissedersiniz. Bu gurbet böyle bir şey değil yani. Burada insanlar yok. Ya insanlar yok. İnsanlıkla ilgili hiçbir medeni şartlar da yok. Elektrik yok, hadi su var da oturacak mekan yok, ev yok, barınak yok, telefon yok, yemek irtibatatları, yok. Yemek lokanta yok. Lokanta yok. Lokanta yok, yemek yok. Hiçbir sosyal yani bir insanın ihtiyacı olan hiçbir şey yok. Madde yok yani. Tek başına doğanın bir unsuru olarak yalnızsınız bakın. Kainatla burada bütünleşiyorsunuz. Burada insanlık efendim mahiyetine bir dönüş var aslında. Hilkat şeceresinin olan meyvesi olan insan kendi ağacının tepesinde orada bütün evet. ağacın güzelliklerinden nüfuz ediyor ve istifade ediyor. Evet. Yani kuvvetli tefekkürü bir ameliyat geçiren aynen. o yeni Said döneminde bütün bu güzellikleri yaşıyor ve bize de ne diyor? Hissettiklerimle sizler de hissedar olmak istiyorsunuz. Bize de o hissettiklerini burada diyor bir şeyler hissediyorum diyor. Bak farklı bir şeyler hissediyorum. Şimdi zaten onu evet, Said abi okuyacaksın buyur. Oraya geleceğiz. Ya Rab garibem, bikesem, zayıfem, natuvanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi ihtiyarem, el aman, guyem, af, cuyem, medet hahem, zidergahet ilahi, birden nur-i iman, feyz-i Kur'an, lütf-u rahman imdadıma yetiştiler. O beş karanlıklı gurbetleri beş nurani ünsiyet dairelerine çevirdiler. Lisanım hasbunallahu ve ni'mel vekil söyledi. Kalbim fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayetini okudu. Abi buradan sonrasını Said Çalışkan abi siz devam edin. O gurbetlerden, o garip evet, hallerden başka bir yere geçiyor. Aklım dahi ızdırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi. Bırak biçare feryadı. Beladan kıl tevekkül. Zira feryat
Bela ender, hata ender, beladır bil. Bela vereni buldunsa eğer, safa ender, vefa ender, ata ender, beladır bil. Madem öyle, bırak şekvayı, şükret. Çün bela bil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, heba ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçücük bir beladan? Gel, tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Bu şiiri biraz Sait abi açsan. Abi bu şiiri vallahi yani hakikaten. Şimdi burada tabii nefsine hitaben söylediği için biraz önceki söylediklerimiz hepsi neydi? Bir bütün olarak Hazreti Üstad'ın burada hissettikleri, yaptıkları, yaşadıkları vesaire vesaire. Adeta Üstad'ın nefsi o şeylerden ne yapıyordu? Şikayetçi gibiydi. Yani diyar-ı gurbette, yalnızım, bir kesem, aliyle vesaire. Bütün bunları böyle bütün o fakr haliyle Cenab-ı Hakk'a müteveccih olmuş. Dikkat ederseniz yani aklım dahi ızdırabından ve dehşetine feryat nefsime, feryat eden nefsime hitaben dedi. Nefsime hitaben dedi. Bırak bir çare feryadı. Ne feryadı figan edersin yahu. Efendim. Beladan kıl tevekkül. Zira feryat, feryat edersen böyle, böyle isyan edersen esas bela bu. O feryattır, o figandır, o isyandır yani. İçinde bulunduğu vaziyet değil. Senin yapacağın ve yaptığın o feryat bir beladır. Kendisi bir bela yani. Sen bunların içerisinde bu kara, bu belayı, bu imtihanı vereni buldunsa eğer, safa ender, ata, vefa ender, ata ender, beladır bil. Bütün, yani bunu kim gönderdi? Biz biliriz ki imanımızdan dolayı nedir? Bütün her şeyi bize gönderen Allah'tır. Vesilelere, vasıtalara takılma. Eğer onu buldunsa, madem ki ondan gelmiş, sevgiliden gelmiş, öyleyse o bir hediyedir. Sana safa verecek, mutlu edecek, bahtiyar edecek bir güzelliktir o. Madem öyle, madem ki bu sevgiliden gelmiş, bırak şekvayı, şikayet etmeyi, bırak. Şükret, yani gurbetteyim, şuyum diye şey yapıyor ya feryad-ı figan. Efendim, çün bela bil dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan, eğer o belanı vereni, göndereni, o sevgiliyi bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, heba ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, kime söylüyor bunu üstad? Kendi nefsine söylüyor. Yani. Aslında hepimizin nefislerine yani. İşte biz de üstadın şeyine geçip burada kendi nefsimize biz de söyleyeceğiz bunu. Cihan bela başında varken, cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçücük bir beladan? Üstad o içerisinde hepsini bir küçük bela olarak görüyor yani. Bizim nazarımızda büyüttüğümüz şeyleri onun makamından baktığın zaman küçük şeyler bunlar diyor yani. Gel tevekkül kıl. Yani tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. Ha, demek ki tevekkül ile bela yüzünde güldüğümüz zaman. Tevekkül ile belaya bakarsan bela küçülürmüş. Ne gül, kadar o da, büyük olursa. O da tebessüm ediyor. Sen şimdi yüzüne gülüyorsun. Sen üstüne üstüne geliyor bela. Sen ona tebessümle yaklaşıyorsun. Ama tevekkülle. Tevekkülle. Yani tevekkül neydi? Şimdi iman tevhidi, tevhid tevekkülü, teslimi. Tevekkül teslimi, teslim. Saadet-i dareyni iktiza eder. Teslim, bu nazarla, bu formülle saadet. Baktığınız zaman, bu manayla, bu tekniklerin içerisinde baktığınız zaman o tevekkül ne oluyor? Efendim tevekkülle o bela, gelen belaya, musibete baktığınız zaman o da açılıyor, gülüyor, tebessüm ediyor o da. Küçülüyor. Şeyi de oku Sait abi, Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği o Farisi beyti. Üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi o guft elestu tu gufti bela şükri bela çist keşidan bela sırrı bela çist ki yani menem halkayı zani dergahı fakru fena. Onun manası şuymuş. Evet. Farisi evet. O ben senin Rabbin değil miyim dedi. Sen evet dedin. Evet demenin şükrü nedir bilir misin? Ya madem evet dedin. Halu bela. Belaya hazır ol. Bela dedin. Evet demenin şükrü nedir bilir misin?
Mevlana böyle diyor bak. Bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakru fena dergahındaki halkaya katılmaktır. O halka. Şükrü bela çist, keşiden bela. Sırrı bela çist ki yani menem halka zani dergahı fakru fena. O vakit nefsim dahi evet, evet acz ve tevekkül ile fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. Elhamdülillahi ala nuril iman vel İslam dedi. Dedi. Sait evet, abi Sait devam Çalışkan edelim abi. Oradan. Senin şeyini evet. aldık. Hakkını helal et efendim. Estağfurullah. Çok güzel bir yer hakikaten. Meşhur. Yani demek ki şöyle bir şey de oldu burada. Yani insanlar belaların çoğalması, musibetlerin artması insanlar içinde, sosyal hayatın içinde, günlük çarkların içinde boğuşma insanlara bir takım sıkıntılar getiriyor. Yani kendisini tanıyamadığı için, kendi cevherlerini bulamadığı için bütün bu gelen sıkıntılar kendisinde dehşetli yıkılmalara sebep oluyor. Said abi bela nedir? Satürk esas bela, esas musibet dine gelen dine bela gelen musibettir. Beladır, evet. Yoksa bizim bedenimize gelen hastalık, açlık veya gurbet bunlar bela değil, geçici şeyler. Esas musibet dine, dine gelen musibet nedir? Allah muhafaza günahlardır. Allah korusun, evet. İşte efendim haram İnsanın dairesine girip. Ebedi hayatını kaybetmesi sonuçlanan bela sonucuyla yoksa karşı karşıya oluyor. En büyük şey o. Yani ebedi hayatı kaybediyorsun. Bundan daha büyük bir şey olur mu öbürlerinin yanında? Yani? Öbürleri tam tersine diğer bela o musibetler eğer iman ve tevhid ve tevekkül varsa senin esas vazifeyi aslayan olan ubudiyete yardımcı unsurlardır. Evet. Bela değil onlar yani. Sevgiliden gelmiş güzellikler. Ama diğer haram dairesine Allah muhafaza girmek veyahut da dine gelen bela musibetler kendi en şahsi musibet. Onlar bela, onlar musibet. Onların çaresi de yok. Allah muhafaza yani. Evet, meşhur Hikem-i Atayye'nin şu fıkrası. Mâ zâ vecede men kadede ve mâ zâ fekade men vecede. Yani Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Ne derece âli bir hakikat olduğunu gördüm ve Tuğba Lilguraba hadisinin sırrını anladım. Şükrettim. Yani İslamiyet garip başladı. Yine müjdeler garipliğe olsun. Dönecek. Cehalistan'ı gariban ve seyaudu gariban. Ne mutlu o gariplere. Tuğba Lilguraba. Ne mutlu o gariplere gurbetteki. Evet. İşte kardeşlerim, karanlıklı bu gurbetler, kendan nuru imanla nurlandılar. Fakat yine bende bir derece hükümlerini icra ettiler ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim, acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir? Ta ki sizleri ve sözleri tevkil etsem ve bütün alakamı kessem, fikri hatırıma geldi. İşte Hulusi Yahya Gül abi, yani Nur'un birinci talebesine evet. Üstad, aslında Risale-i Nur'ların çok az bir kısmı telif edilmiş bunu yazdığı zamanda. Daha çoğu edilmemiş. Acaba yani vazifem bitmiş midir diye ona soruyor mektupta. Evet abi. Onun için sizden sormuştum ki acaba yazılan sözler kafi midir? Noksanı var mı? Yani vazifem bitmiş midir? Ta ki rahatı kalple kendimi nurlu, zevkli, hakiki bir gurbete atıp dünyayı unutup Mevlana Celaleddin'in dediği gibi. Sait abi oku istersen. Dani semai çi bud bi hud şudan zi hesti ender fenai mutlak zevki beka çeşiden. Deyip ulvi bir gurbeti arayabilir miyim diye sizi o suallerle tasdik etmiştim. Ulvi bir gurbeti arayabilir. Ulvi bir gurbeti. Onun manası da şuymuş Farisi. Evet. Semanın ne olduğunu bilir misin? O şahsi varlıktan vazgeçip mutlak yokluk içinde bekayı zevk etmek. Mutlak yokluk içinde bekayı zevk etmek. Allah Allah. Deyip El baki huvel baki. Said Nursi radıyallahu anh. Allah razı olsun Said abiler.
Değerli izleyicilerimiz, Çam Dağı'ndan, Katran Ağacı'nın bir parça altındaki bu mekandan, Eğirdir Hoyran Gölü'nün hemen önündeki 2000 metreye yakın bu yükseklikte bir yaz ayında, ama ciddi soğuk var, paltolarla üşüyoruz. Sizler de mutlaka gelmişsinizdir. Gelmeyenler Isparta, Barla, Çam Dağı'na mutlaka gelsin. O mükemmel ve muazzam Kur'an hakikatlerinin tefsirleri olan Risale-i Nur'ların yazıldığı bu beldeleri, bu mekanları gezsinler. Tatillerimizi buralarda yapalım. Yani burada elbette sosyal imkanlar var değil mi Sayın abi? Yani burada ailece gelip kalabilirler. Tabii. Yani Barla'da da var. Burada da Çam Dağı'nda da Muhammed Çermen abi ya da İstanbul İlim Kültür Vakfı'nı ararlarsa kardeşlerimiz, buradaki evleri önceden aramak kaydıyla hani dolu olabiliyor. Yurt içinden, yurt dışından misafirler geliyor. Ailece kalabilirler. Ya da okuma programları için gelebilirler. Önceden rezervasyon yaptırtıp burada imkanlar var. Ama yaz aylarında, kışın pek kalmak mümkün olmuyor. Çünkü hep kar oluyor, çıkılamıyor buralara. Gelip bu güzellikleri, bu manaları inşallah burada yaşamak hepinize nasip olur. Subhaneke la ilmena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. Ayrıca programın sonunda güzel hatıralardan bir bölümü de inşallah video olarak takip edeceğiz. Allah rızası için El Fatiha. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Aaj theke 61 bochor age 1960 saler 23 mas Turoshker bikkhato islami chintabid darshonik o mujaddid Badiul Zaman Said Bursi rahimahullah intikal koreche. তার ইন্তেকালের পর সাত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসির জীবনী এবং তার অনন্য তাফসির গ্রন্থ রাসায়ি নূর আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে আমি খুব সংক্ষেপে দু একটি কথা বলতে চাই। আমরা জানি বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি 1877 সালে তুরস্কের উত্তরাঞ্চলীয় একটি গ্রাম নুস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরপরে সেখানে মক্তবে এবং স্থানীয় যে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেগুলিতে তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধা এবং স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি 90টি কিতাব মুখস্থ করেন এবং সেই কালের রেওয়াজ অনুসারে তিনি বড় বড় আলেমদের সাথে মুনাজারায় অবতীর্ণ হন এবং সেগুলিতে তিনি বিজয়ী হওয়ার কারণে দিক দিগন্তে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 1897 সালে বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি ভ্যান শহরে আসেন এবং সেখানে তিনি সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা বিষয় অধ্যয়ন করেন। তার উৎপত্তি এতটা অর্জন করেন যে তিনি সে সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা অর্জন করেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি শুনতে পান ইংল্যান্ডের মিনিস্টার অফ কলোনিজ মিস্টার গ্লাডস্টোন বলেছেন যে মুসলমানদের হাতে যতদিন কোরআন থাকবে, যতদিন আমরা মুসলমানদেরকে কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারব, ততদিন মুসলমানদেরকে আমরা ভালোভাবে শাসন করতে পারব না। এই বিষয়টি শোনার পর বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কোরআনকে একটি দেদীপ্যমান সূর্য হিসেবে প্রমাণ করবেন যা কখনো নির্বাপিত হওয়ার নয়। তারপর তিনি 1907 সালে ইস্তাম্বুলে আগমন করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করেন যেটি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মাতৃভূমির জন্য বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি রুশ বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তারপর সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দেখেন তুরস্কে অনেক বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সালতানাত বিলুপ্ত হয়েছে এবং তুর্কি খেলাফত
তুরস্কের যে ইসলামী খেলাফত সেটি অবলুপ্ত করা হয়েছে। তুরস্কের ইউরোপমুখী যাত্রা শুরু হয়েছে, আলট্রা সেকুলারিজম তুরস্কে প্রবর্তন করা হয়েছে, আরবি ভাষায় আজান দেওয়া, কোরআন অধ্যয়ন সব কিছুই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন বদিউজ্জামান সাইদ মুরসি তুরস্কের মুসলমানদের ইমান রক্ষার তাগিদে তিনি সাইদ আল জাদিদ নতুন সাইদের জীবন শুরু করেন এবং তিনি এর আগে আরবি ভাষায় রচনা করতেন, কিন্তু এরপর তিনি তুর্কি ভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। যদিও বদিউজ্জামান সাইদ নুরসির সাথে রাজনীতির ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল না, তারপরও তাকে নির্বাসন, কারাগার এবং আদালতের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। এরই মাঝে তিনি রচনা করেন তার অনন্য সাধারণ তাফসীর গ্রন্থ রাসাইলুন নূর। এই গ্রন্থে তিনি ইমানকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং সেই উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি সে সময়ের যে কালাম শাস্ত্রবিদগণের যে জটিল পদ্ধতি সেটি পরিহার করে আল কোরআনে আল্লাহ তাআলা যেভাবেই ইমানের দাওয়াত উপস্থাপন করেছেন, বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি সেটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষের চারপাশে যে প্রকৃতি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়, তৌহিদের সাক্ষ্য দেয়, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করেছেন। এই জন্য তিনি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রতিটি বস্তু দুটি অর্থ নির্ধারণ করেছেন। একটিকে বলা হচ্ছে, বলেছেন তিনি নমিনাল মিনিং বা নামমাত্র অর্থ। যেমন একটি ফুল, সেই একটি ফুল হচ্ছে এমন একটি বস্তু যার রং আছে এবং সুগন্ধ আছে, এটি হলো এর নমিনাল মিনিং। কিন্তু তিনি এর থেকে আরেকটি ইন্ডিকেটিভ মিনিং বের করেছেন, সকল বস্তু যার মাধ্যমে তিনি স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই যে একটি ফুল যার একটি সুগন্ধ আছে, যার একটি রং আছে, তার একটি উৎস আছে, সেটি একটি গাছকে নির্দেশ করে, যে গাছ একটি জঙ্গলকে নির্দেশ করে এবং যে জঙ্গল তার একজন বিশাল একজন স্রষ্টা, মহাশক্তিমান স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে। এভাবে তিনি মানুষের চারপাশে যে বস্তু নিচয় সেগুলোর ইঙ্গিতে, সেগুলো যে একজন মহান স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে, যেই পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা কোরআনে তৌহিদের দাওয়াত দিয়েছেন, মানুষকে তৌহিদের দিকে আহ্বান করেছেন, একই পদ্ধতিতে বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি নতুনভাবে ইমান উপস্থাপন করেছেন। কারণ সে সময় একটি সংশয়বাদী মুসলিম তরুণ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার জবাব দেওয়ার জন্য, তুরস্কের মানুষের ইমান রক্ষা করার জন্য তিনি সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রিইমানাইজেশন বলা হয় এই জন্য তার এই আন্দোলনকে। রিইমানাইজেশনের মাধ্যমে তিনি নতুনভাবে ইমানের দাওয়াত উপস্থাপন করেছেন। বদিউজ্জামান সাইদ নুরসির এই গ্রন্থে রাসাইলুন নূরে আরও অনেক বিষয়ে, সমসাময়িক আরও অনেক বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। মুসলমানদের যে সমস্ত সমস্যায় বর্তমান মুসলমানরা নিমজ্জিত, তাদের মধ্যে অনেক বিভেদ, হানাহানি, তাদের দারিদ্র, কুসংস্কার, এই সকল বিষয় তিনি অ্যাড্রেস করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ইমানকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা। এই জন্য এই গ্রন্থটি এখন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যই পাঠ্য। অমুসলিমরা বর্তমানে আমরা যেটা দেখতে পারি পশ্চিমা জগতে, তাদের সবচেয়ে বড় সংকট হলো বিশ্বাসের সংকট। বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি রাসাইলুন নূর তাদের সামনে সে বিশ্বাস উপস্থাপন করে। আর আমরা যারা মুসলমান, আমরা যারা বংশজাত ইমান এর সাথে পরিচিত, আমাদের সামনে অভিজ্ঞতা জাত এবং অধ্যয়ন জাত ইমান উপস্থাপন করে বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি রাসাইলুন নূর। তাই তার মৃত্যুকালে 60 বছর পরেও এখনও আমাদের জন্য বদিউজ্জামান সাইদ নুরসির জীবনী এবং তার অনন্য তাফসীর গ্রন্থ রাসাইলুন নূর এখনও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং অধ্যয়নের উপযুক্ত। সংক্ষেপে এতটুকু বলে আমি বদিউজ্জামান সাইদ নুরসির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার আলোচনা সমাপ্ত করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।